Ne yapıyoruz? Biz onu zehirliye zehirliye çoraklaştırıyoruz. Bununla ilgili çok güzel çalışma yaptık. Monoatomik element ürettik. Nedir monoatomik element? Elementin yapısını, dokusunu değiştirdik. Bor, çinko, mangan, demir, magnezyum ve çok az miktarda bakır. Bunların dış yörüngesindeki elektronları okus pokus yaptık, uçurduk. Böylece ne oldu? Yani hadım etmiş gibi. Şimdi mesela kimyasal gübreyi toprağa attınız. Kimyasal gübreyi toprağa attığınız zaman ne olur? Topraktaki diğer minerallerle reaksiyona girer, etkisi %5'e düşer. Evet. Biz öyle bir formül geliştirdik ki bu formülle toprağa atılan gübrenin %100'ü bitki tarafından emiliyor, absorbe ediliyor. %100'ü, hiçbir kayıp olmuyor. Evet, ne demiştik? Elma, elmadaki C vitamini 1950 yılında 400 miligramken bugün 4 miligrama düşmüş. Hı hı. Muzdaki kalsiyum 240 miligramken şimdi sıfıra düşmüş. Elmadaki C vitamini %90 oranında azalmış. Hı hı. Burada ayrıntılı bilgi var. Yani zebzedeki, meyvedeki vitaminler, mineraller, enzimler %50'den %90'a kadar azalmış. 1950'lerde bir portakal günümüzdeki 21 portakala bedel. Besin değeri bakımından, içerisindeki vitamin, mineral, enzim vesaire, amino asit değeri bakımından, protein bakımından. 50 yıl, yani 1950 yılındaki bir şeftali günümüzdeki 26 şeftaliye bedel. Hı hı. Ne yaptık? İnsanlar ne yaptılar? Batının tekniğini, teknolojisini alıyoruz diyerek onların üretmiş olduğu her çöpü incelemeden, araştırmadan zehir de olsa aldık kullandık. DDT'li toprakları öldürdük. 1 gram toprakta 2 milyar canlı organizma var. 2 milyar. Siz ne yapıyorsunuz? DDT'li zehirliyorsunuz. Bitki, yani canlı organizmayı yok ediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Veya herpesit. Yabani bitkileri öldürsün diye herpesit satıyorlar. Ne oluyor? Yabani bitkiyi öldürdün, arkasına tohum ekiyor. Kuru fasulye, nohut, mercimek, buğday. Ama biraz önce zehirledin. Oraya bitki tekrar ekilir mi? Zehirledin. Tohumu zehirliyorsun. Evet. Arkasından pestisitler serpiyorlar. Çeşit çeşit kimyasal gübre, kullanan toprak kireçleniyor, kuruyor, yapısı, dokusu bozuluyor.